Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız, ben de yeni ahırdan geldim. Şimdi sobayı yaktım. Ayva reçelimi kaynatacağım. Bu şekilde oldu. Ayva reçelim bir gün bekledi. Şekerde. Tencereye boşaltacağım. Sobanın üstüne koyacağım arkadaşlar. Biraz şeyi suyu az oldu gibi. Biraz şöyle su ekleyeceğim. Bakalım kaynadıkça. Bu şekilde oldu. Şimdi sobanın üzerine koyacağım. Hatta bir bardak daha su ekleyebilirim. Çünkü çok koyu. İnşallah güzel olur. Kaynasın bakalım. Şimdi şurada da sütümü süzeceğim. Süt aldım bugün, yoğurt yapacağım. Ayrıca buradaki bardaklar vallahi sabaha kadar bardak dolduruyorlar. Şimdi sütümü süzeceğim. Yoğurdum bitti. Bizimkiler sabaha kadar bardak dolduruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kahvaltımızı yapacağız şimdi birazdan. Ayva reçelimi sobanın üstüne koydum arkadaşlar. Böyle limon sıkacağım içine. Yarım limonu sıkacağım içine. Şekerlemesin diye, uzun olsun diye. Zaten fazla da gitmez herhalde. Çünkü az yaptım. Burada sütüm. Kıvamını da gösteririm size ayva reçelimin. Bu da kahve. Süt var içinde. Su ekleyeceğim şimdi. Böyle arkadaşlar kahvaltım. Bu şekilde. Açlıktan ölüyorum inanın. Allah çok acım. Ama yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar. Üstündekiler de kahvemin üstündekiler de kaymak. Sütün kaymağı. Bana afiyet olsun. Sofradakilere de afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ben bahçeye geldim. Yazdan kalan soğanlardan varsa soğan toplayacağım. Bakacağım. Seranın içine gireyim de. Pırasalarım var. Onları gömeceğim. Birazını gömdüm. Bunlar fazlalık oldu. Açayım şöyle. Serayı da göstereyim. Bunları içeriye gömeceğim. Toprağın altına. Bunları böyle gömdüm buraya. Toprağın altındalar şu an. Başları. Bunu da şöyle şuraya yapayım. Kışın yeri. Havada hiç kış günü gibi değil. Şöyle. Bu kadar çıktı. Seram da böyle. Bura marul. Bura roka. Bura tere. Böyle arkadaşlar. Seram. Bunlar da fındık durum. Şimdi soğan topluyorum. Bunlar da seradaki soğanlar. İçeride böyle sıcak. Bakalım bakalım. Yazdan kalan soğanlarımız var mı? Evet, bu da var.
bunlar. Yazdan kalan soğanlar. Bunlarla patates. Bunları patatesin içine doğrayacak. Geçen videomda göstermiştim bir tarif. Bunu tamamen yapmamışsın. Göstermemişim. Silmişim tarifi. Onu yapacağım bugün sizlerle beraber. Çok da fazla bir şey yokmuş soğan. Bu kadar olsa da yeter herhalde. Çok fazla gerek yok. Kuru soğan oluyor mu bilmiyorum. Olmuyor herhalde. Bir de buraya bakalım. Şurada da var soğan. Burada da var. Şunlara bakalım. Şunlara. Böyle arkadaşlar. Bunları temizleyeyim. Yukarıda görüşürüz. Ben bahçeden geldim arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım. Burada sobada közlediğim patateslerim var. Ben diğer videoda göstermiştim ama silmişim onu yanlışlıkla. Tarifini. Şimdi tarifini vereceğim size. Gerçekten çok güzel oluyor. Benim bu üçüncü yapışım. Bu karabiber. Tuz ekleyeceğim. Benim her şeyim göz kararı arkadaşlar. Hiç ölçü yok bende. Bir de bunu ekleyeceğim. Bunu iyice yoğuracağım arkadaşlar. Hamur gibi. Bir de şey ayva reçelimi göstereyim size. Ayva reçelim de bu şekilde oldu. Böyle oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Tadına baktım çok lezzetli. Tabağıma da koyayım isterseniz. Şöyle bir bakın. Tabağımına. Biraz suyu az oldu gibi. Biraz daha su ekleyebilirsiniz siz. Şu da şey ayvanın çekirdeği onu alacağım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tadı çok güzel. Biraz ekşimsi. Çok şekerli değil. Çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Şimdi ben bunu yoğurduktan sonra gösteririm. Nasıl olduğunu. Yoğurduktan sonra görüşürüz. Şimdi bunu iyice yoğurdum dediğim gibi. Biraz daha karabiber ekledim ben buna. Şimdi şöyle yapacağım. Hepsini bu şekilde yuvarlayacağım şu büyüklükte. Şöyle. Ben bu peyniri kendim yaptım. Kendi yaptığım peynir. Buna kaşar peyniri daha güzel oluyor. İçine kaşar peyniri koyuyorsanız daha güzel olur yani. Benim kendi ev peynirim olduğu için ondan koyayım. Sonra şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Böyle oluyor arkadaşlar. Önce una buluyorum. Böyle. Bu şekilde. Yumurtamı da çıktı. Una buluyorum ondan sonra. Böyle. Sonra da arkadaşlar bayat ekmeklerim vardı. Onları robottan geçirdim. Böyle galeta unu oldu. Siz marketten galeta unu da alabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Ben kendim yaptım yani. Buzlukta da saklıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bayat ekmeklerinizi de böyle değerlendirebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Kızgın yağda kızartıyorum. Size göstereceğim. İnşallah kızartırken de bu kadar. Basit ve kolay. Patates toplarımı yaptım böyle. Çok güzel oldular. Şimdi ısınmış yağımda bunları kızartacağım. Ayrıca bunlar hiç o kadar çok yağ çekmiyor arkadaşlar. Çok az yağda kızartacağım. O kadar vıcık vıcık yağ olmuyor. Ayrıca görüntüsü çok güzel oluyor. Çocuklar bayılıyor. Görüntüsü müthiş oluyor gerçekten. Hepsini kızartacağım. Böyle çok az yağ oluyor.
herhalde. Üç tane kaldı. Sayfamda paylaştım ama tarifini silmişim. Sadece yaparken gösterdim. O da biraz karmakarışık oldu. Acemi yulak olduğu için. Bu şekilde kızaracak. Çok güzel oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar. Kızarttıktan sonra görüşürüz. Patateslerim kızardı arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Tavsiye ederim kızartmanızı. Fazla yağ da çekmiyor zaten. İki tane de frem var. Bunlar da dağıldı. İki tanesi. Neden dağıldı? Şeyini, peynirini çok koymuş olabilirim. İçinin peynirini. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.